Özürümüzle dileriz. Çocukların çantalarında taşıdıkları, her gün kullandıkları kırtasiye malzemeleri hayatlarını tehdit edebilir mi? Bu sorunun cevabı ne yazık ki evet. Öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren haberimizde sıra. Çocukları çok fazla cezbeden ürünler var. Bunlara çok dikkat etmek zorundayız. Süslü kalemler, kokulu silgiler, rengarenk suluklar ve beslenme çantaları. Çocuklar için hepsi birbirinden cazip. Ancak bu güzel görünümün ardında sinsi bir tehlike var. Kanser. Kırtasiye ürünleriyle ilgili olarak kimyasal riskleri gözle tespit etmemiz mümkün değil. Okulların açılmasına sayılı günler kala Gümrük ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Türkiye'nin 7 ayrı ilindeki kırtasiyelerde denetime çıktı. Biz 0-14 yaş çocukların kullanımı için gerekli olan bütün kırtasiye malzemelerine bakacağız. Yumuşak plastikten yapılanlar özellikle fitalet için tehlike içerir. İstanbul'da denetim için toptan satış yapan büyük kırtasiyeler seçildi. Ekipler özellikle çocukların dikkatini çeken malzemelere yöneldi. Raflardaki albenili ürünler tek tek incelendi. Çok cicili bicili kalemler var. Cezbedici. İşte erkek çocuklarının ilgisini çekecek araba başlıklılar olabiliyor. Plastik unsurlular olabiliyor. Bunlar da işte hiç farkında olmadan ağza da alınır biliyorsunuz. O yüzden bu tür kalemler bizim riskli bulduğumuz ürün grupları. Siz bunlara dikkat ediyor musunuz? Ediyorum. Özellikle suluk konusunda mesela plastik ürün kesinlikle kullanmıyorum suluklarda. Peki veliler çocuklarına kırtasiye malzemesi alırken nelere dikkat etmeli? İşte cevabı. Kesinlikle üretici ve ithalatçısının belli olduğu, gerek ürün üzerinde gerekse ambalaj üzerinde iletişim bilgilerinin bulunduğu ürünleri tercih etsinler. CE işareti, N71'e 1 işareti, bunlar ürünün güvenli olduğunu, bu testlerden geçtiğini gösterir. Denetimler akşam saatlerine kadar devam etti. Şüpheli ürünlerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Güvensiz çıkması halinde bunlar toplatılıyor. 14 bin liradan 35 bin liraya kadar da idari para cezaları var.